YouTube hoş geldin. Pumpkin Jack diye bir oyun var. Ne zamandır? Bakayım bakayım deyip bakmadığım bir oyun. Ben de bakayım dedim en sonunda. İşte bakalım nasıl bir oyun yani. Ray Tracing mi var bu oyunda? Aç bakalım. Ne oluyorsa Ray Tracing'li bu oyunda. Bakalım yani. Once upon a time, in the great Arkansil kingdom, the world lived in peace and coexistence between the humans, the animals, the birds, even the cute little bunny rabbits. It was an age of prosperity without anything to fear of war, famine, catastrophe. It was so very boring. So boring, in fact, that even the devil himself was bored brainless. The devil dreamed of bloodshed, pestilence, suffering on a cosmic scale. So, he devised a plan to make things in Arkansil a little more entertaining. The devil unleashed the curse of the eternal night. Powerful spell that conjured mindless, soulless, heartless monsters across the world. The monsters lay waste to every city, every home, every leaky outhouse, and backwater town in the kingdom. It was beautiful, but for some reason, the humans quite enjoyed their safe, boring little lives. They couldn't handle a few pesky monsters coming in and tearing them all limb from limb. So, they called upon the champion, mighty wizard. A sorcerer with the skill and intellect to break the curse and usurp the devil's power. The wizard departed his luxurious tower in his studies to find the power he needed to break the curse of the eternal night. Very well, the devil said. Two can play that game. And who knows, this might be the fun I've been looking for. So in response to the wizard's quest, he called upon a champion of his own. Stingy Jack, history's greatest trickster and con artist, banished to wander the world as a wayward spirit. The devil crammed Jack's soul into the skip pumpkin and made him a deal. The devil would forgive Jack's past misdeeds and grant him passage to the afterlife. And in return, he gave Jack one simple mission. Find the wizard and destroy him. Tamam, Bağlaçar 1. yılına gitmiş. Çok çok eski böyle oyunların tadı var ya bu oyunda. Nostaljik bir tat aldım böyle. Peki bu oyunda niye RTX var diye bir soru atsam ortaya. Ekstrem bir soru olur. Var yani çünkü. Şeytanın hizmetkarıyım, seni izlemeye geldim diyor. Hediyeyi alalım. Müziklere falan bak, Fable gibi. Platformer oyunu mu bu? Hiç beklemiyordum bunu ya. Hmm.
Dojcularımız da var. Bölüm tasarımları falan ne tatlı. Anlat lan başka. Ha kuzgun bunlar. Bir tane Scarecrow geldi diyor. Korkuluk bizi çok korkutuyor. Onu döver misin diyorlar. Da giriyoruz olaylara artık yani. Hele hele olaylara bak. Kuzgun saplatıyoruz düşmanlara. Küreğimiz de var artık. Ejdatamız var, yakın saldırımız var. Çok pardon. Ya çünkü niye? Var bir de galiba. Allah Allah. Karakter tasarımlarına falan bak. Bu da dükkancıymış. Ne satıyorsun kral? Kostümler kostümler. Peki. Boran her gün Crash oynamaz mıyız de bir ara demiş. Crash hiç oynamadım ben Boran biliyor musun? Duracaktık. O nerede acaba? Allah Allah. Ne kadar antika bir oyun. Bir yandan da özlemişim yani böyle oyunlar oynamaya çok olmuş da. Bir yandan da çok antika hissettiriyor. Havada böyle anlamsızca dönen platformlar falan. Havada anlamsızca dönen platformları bırakalı çok oldu değil mi gaming dünyaları? Evet.
Başkan ne yapan? Abi. Kapısı için bayağı taktikler var. Dün de Ahead in Time diye bir platform oyunu keşfettik. Bugün de buna kısmetmiş. Ne ilginç. Nostalji mi arıyor insanlar acaba artık? Böyle biraz eski oyunlar tekrar mı geri dönüyor? Oo, bu ne? La böyle. Aa, bitiriyorlardı bizi. Gideyim de can toplayayım. Bu arada şarap şerbet vardı, onu içeyim. Farelerin falan arasına düştük bir anda. Ver başkan. Oo. Aa, şapka. Çok ilginç. Bugün de böyle bir oyun oynayacakmışız demek ki. Tatlı da oyun bu arada, bırakamadım daha. Farkında mısınız bilmiyorum. Kitlendim, oynuyorum pıt 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 diye. Minnoş oyuna mı hasret kalmışız, ne olmuş? Hepimiz biraz sıkılmadık mı bugünlerde? Hepimizin artık biraz minnoşluğa ihtiyacı yok. Mehmet Balcı hoş geldin.
Rıza Açık Göz. Medieval oyununun yenisi esasında yaşımız ortaya çıktı. Ay evet ya, ona çok benziyor değil mi? Medieval'ın da HD remaster'ını yapmışlardı PS4 için. Bakmadıysan bana da bakabilirsin. Zaten yaşımız ortaya çıktı bu arada. Oha bu ne? Yakılmış ortalık ama. Güzel. Tamam. Bana sıçacağız. Hadi çıkıyoruz. Allah oraya mı yaptı atacak? Allah! Ana! Ule! Ay müzikler ne güzel! Ule! Lan gidiyoruz. Artık bu nedir? Allah! Aman! Oş! Neymiş ya bu? Aksiyon, tempo, müzik, bal kabağı. Oh, boss fight. Kapışacağımız Scarecrow'a bak. Gel bakalım aslan, senin bir aklını alalım. Hayda. Ama hocam yani siz uçuyorsunuz. Bak hareketlere bak. Herifteki hareketlere bak ya. Canımız da gitti anasını satayım bu arada. Şurayı hiç tutturamadım ya. Jack, the genius trickster who could fool even the devil himself, has returned to the mortal realm. Armed with a brand new body and his soul cruelly bound to a festering pumpkin, Jack has been joined by his stoic guide, the owl, and commandeered the services of a cowardly crow to fight on his behalf. But there must be no more time for fun and games. Jack and his companions of the night must embark upon their quest to slay the wizard. With Jack now perfectly attuned to his new vessel, the owl leads him to the mountains in the distance. For at the heart of the mountains, through a network of ancient mines, lies a powerful secret. Vallahi çok tatlıymış arkadaşlar. Malumunuz bu neymiş serisinde olduğumuz için
Şimdilik bunu burada kapatıyorum. Geçtiğimiz günde Ahead in Time diye bir oyuna bakmıştık. O da o ama Nintendo level bu arada bir platform oyunu çıkmıştı. Pumpkin Jack biraz daha aslında benim yaşımdakilerin gençliğinde oynadığı diyelim. Eski klasik eğlence, aksiyon, müzik, şov, tasarım falan tarzı çıktı birazcık. Çok da hoşuma gitti, yüzümü güldürdü. 50 TL'den de satılıyor. Almak isteyenler olursa bugün almazsanız da 3 gün sonra Xbox Game Pass muhtemelen bedavadan alın kardeşim deyip ellere verir bu oyunu. Haberiniz olsun. Ben size göstermiş olayım. Öpüyorum gözlerden. Kendinize iyi baktınız YouTube. Biz Facebook'ta devam. Hadi bay bay.